Süper kişi. Bu kitabım da dün neydi mesela elime geçti. Ya iki gün önce elime geçti. Taptazecik, sizecik. Ve ilk defa burada okullarla buluşuyoruz. İsmi ne kitabını? Siz mi engellisiniz yoksa bilmiyorum. Peki bunu ne anlatıyor bu kitapta? Neler var? Bu kitapta ne anlatıyor? Türk toplumunun engelli bireylere yaşadığı sıkıntılar. Aslında engelli diye bir kavram olmadığını, engellenen bireyler olduğu bir anlatan bir kitap. Aslında bu kitapları okudukları zaman birçok engelli odada kalacağını anlatan bir kitap. Şimdi kapağı çok çarpıcı. Evet. Kapağında yazan yazılar var. Evet. Onlardan bahseder misiniz? Bunlar nereden esinlendi? Nasıl yazdınız? Fotoğraf da var sonuçta. Şöyle bir şey diyeyim, söyleyeyim. Bir görme yolu üzerine üç geçit yapılan tek ülke. Tek ülke olduğumuzun farkına vardım. Yani zaten adamlar göremiyor. Bir de onun üstüne üç geçit yapmış. Bu engele engel katıyor. Engeli bize engel koyuyor. Kolay gelsin abi. O bizi daha da... Ben bu kitapta bunları konu aldım. Bunları yazdım. Şimdi bu kitapta sadece engelleri anlatmadım. Bu kitabın okuyucularına kişisel gelişimlerine tavsiyelerde bulundum. Şimdi bir engellinin neler başardığını anlattım. Bunu biz başarıyorsak sizler diye başaramıyorsunuz gibi onlara mesajlar verdim. Böyle yani. Ya ilk başta şunu gerçek. Kimsenin zoruna gitmesin. Empati yoksa bir ülkeyi. Ben bunun farkına vardım. Empati kuramıyoruz. Yani biraz olsun kendilerini bizi yerimize koysalar aslında birçok engellik kaldıracaklarına ben inanıyorum. İnşallah darısı 11. kitabı olsun diye. 11. ilgili bir çay daha yapıyor ama haber veriyorum. Da şöyle. 10. kitabı. Hepsi evin konusu nedir? Aynı mı? Engeller var. 6 tane şiir, 2 tane kişisel gelişim, 2 tane de araştırma tarzı kişisel gelişim. Doğru, dürüst.